Vaatler tutuldu mu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra 31 Mart'ta yaptığı konuşmada 319 bini bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz demişti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise 14 Eylül'de TRT Haber'de verdiği mülakatta toplu konut idaresinden depremzedeler için inşa etmesini istedikleri konut sayısını 850 bin olarak açıklamıştı. 25 Ocak'ta Anadolu Ajansı'na konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, kura çekimi için hazır olan 46 bin konutun 41 bininin şehir merkezlerinde, 5 bininin de köylerde olduğunu, 6 Şubat itibariyle anahtar teslimine başlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise cumartesi günü Hatay'da yaptığı konuşmada, bölge genelinde halen yapımı süren 40 bin konutu inşaatı tamamlandıkça peyderpey hak sahiplerine teslim edeceğiz dedi. Tüm bu açıklamalara bakılırsa bir yıl içinde 319 bin konut teslimi hedefinin 46 bini gerçekleştirilebilmiş olacak. Dahası bu konuda yapılan açıklamalar 6 Şubat depremlerinden bir yıl sonra yani yarın teslim edilecek konut sayısının da 46 binin altında olacağını gösteriyor. Zira açıklamalarda 46 bin konut kura çekimine hazır veya 6 Şubat'tan itibaren anahtar teslimine başlanacak miktar olarak tanımlanıyor. Bu 46 bin konutun anahtar tesliminin ne zaman biteceği belirsiz. Öte yandan yalnızca anahtar teslimi yapılan konut değil, projesi hazırlanan afet konutu da vaat edilenin çok altında kaldı. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Taner Yüzgeç ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vaadinin baştan gerçekçi olmadığını söylüyor.